Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ala akibatil muttakin. Essalatu vesselamu ala hayrul halki Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtühü. Raculun a'ma anzalallahu fi şe'nihi 16 ayeten tuliyet ve satazallu tutla ma kerrel cedidin. Bu fasirinle anlatken sözüden iki gözü kör bo'lgan kişi ki Allah subhanahu wa ta'ala bu kişinin şanı hususu da Kur'an-ı Kerim'de kıyamet gece okuladığı kitapta 16 ayetini nazil kıldı. Bu kişi kim idi? Abdullah ibn Ummu Maktum radıyallahu anh. Bu çünkü kişi ki şu kişinidir, şu fakir, iki gözü kör bugün kişinidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kerim bugün parvadigörden itabını eşitti. Bu sadıkul amin bugün, vahidi kitabçı bugün kişi Allah'a razı peygamberliği yine bir de delil ki özü hakkıda çıkan Kur'an'ın itab alamadlarını okup özü kıyan hatasını Kur'an'da nasıl buyan yüzü okuyuşturdu. Abdullah ibn-i Maktum radıyallahu anh'u Resulullah s.a.v'nin muazzini. Abdullah ibn-i Maktum Kureyş kabilesinden Mekkeli'yi buladı. Bu kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karındaşlığı peygamberimizin birinci ayarları Hadice anamızı tağasını oğlu buladı. Demek ki peygamberimizin bu kişinin karındaş oluşunu gibi var. Abdullah ibn-i Maktum radıyallahu anh'u Mekke'de avvalki Müslümanlığı yetken hem aziyetlerde tim kötüldü. Allah subhanahu wa ta'ala İslam'a birinçilerden bulup gelişliğine, iman degen şarafke birinçilerden yetiştiğine nasip oldu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabları bilen Mekke'de kendi bir aziyetler bugün olsa İki gözü ama bol şey karamazlar. Bu kişi yani hiç kası müşriler şapka kılışkeni yok. Bu nasıl Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den uzaklaştığı gelmez. Belki yine hem yakıra bol şey ki harisliğe sebep oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ayetlerini işlik ki, dinini örgençlik ki, az yine bolsa yani fırsat tapılgen de Kur'an talimine özünü vaktini sarpa gelmedi. Günlerde burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana bu kişi iki gözü ama bol, kör bol tutulgen kişilerden idi. Kureyş'in seyyidleri Utbet ibn-i Rabiye, onun akası Şayba, Amr ibn-i Hişam, Abu Cahil, Umayyet ibn-i Halep, Valid ibn-i Mughira, Halid ibn-i Valid de atası bu. Kureyş'in en katta seyyidlerini, baylarla, zadıganlarını İslam'a, imanga davet kılıp Kur'an ayetlerinden oku verip durarlar. Bana şu arada Abdullah ibn-i Maktum közü kör boyanı giden Resulullah'ın kimlerle yaklaştırgeni giden, haberdar bunu geni giden kelebetti ki ya Resulullah allimni mimme allemek Allah. Allah sizge ürgetken ayetlerden, Kur'an'dan mingahını ürgetin dedi. Şunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kişiye karaktırıp yüzünü vurdu da yüzünü şımırıp koydu bir yakın. Yani bu Peygamberimizin yüzünü bir yakın vuruşluğu Abdullah ibn-i Ummu Maktum'da tuğatma geni giden, minsime geni gidenmez. Hazırki halette Abdullah'ı yapırgenden köre bana bu Kürdü kaptarları yapırışlıydı İslam'ı köprü o manfaat bu arada gel. Şunları ümit kılın geni. Eğer bunlar iman gekemese en kemede Müslümanlar yetkizleyken Mekke'deki ağızlar aziyetlerini tuğtaçlığı sabah bular mekin degen ümitte Peygamberimiz yüzünü bir kıpır geni. Kibir kılıp bas, mensimaslanmaz. İslam'ın faydası olan genelde. Lekin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu kıyan işinin hatasını kıyamet geçiyor okula diyen Kur'an'da siz bulanınızda tılavat kılıp verdi. Ular bulan bas münazırası yiyenden ki her yüge etmezden durup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e vahiy nazırı oldu. Estaizu billah abese ve tevalla أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. Ta 16. ayet geçer. O peygamber aleyhisselam özünün aldığı közü aciz kişi kelgeni üçün kaş çimirdi ve ondan yüzü girdi. Ey Muhammed siz hayırdan bulursunuz. İhtimal o sizden örgenedigen ilmu marifatı yordamı da öz günahlardan paklanır. Ya ki pandansiyat alır da sonra bu pandansiyat onge fayda verir. Endi öz malı mülkü bilen imandan istirman kılıp durgen kimseye gelsek bas siz öşenge ikbal kılıp yüzlenmektesiz. Halbuki o özünün küfürden paklanmasındaki sebebi sizge bir an ziyan etmez.
Endi Allohdan qo'rqgan holida oldingizga yugurib yelib kelgan zotga kelsak, bas, siz undan chalg'ib yuz o'girib olmoqdasiz. Yo'q, siz aslo bunday qilmang. Albatta Qur'on oyatlari bir pand nasihatdir. Bas, kim xohlasa undan pand nasihat olur. O oyatlar Alloh nazdida aziz va mukarram, qadri baland pokiza sahifalarga ulug' itoatli mirzolar, ya'ni farishtalar qo'llari bilan Lavhul Mahfuzdan ko'chirib bitilgandir. Mana shu oyat qiyomatga o'lchov qiladigan bo'lsa, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir marta Abdulloh ibn Maktumga yuzini burib, ko'zini shimirib qo'yganligi xato ekanligi mana shu oyatlar bilan qiyomatga o'lchov qiladigan bo'ldi. Yana qaytaratamiz. Payg'ambarimiz Allohni payg'ambari bo'lmaganida, Allohdan bir taqvo bo'lmaganda o'zi haqida kelgan ma'lumotlarni bekitib qo'ysa bo'lardi. Lekin bu Alloh azza va jallaning vahyi. Muhammad alayhisalomga Jibril alayhisalom mana shu 16 ta oyatni olib tushdi. Mana shu kundan boshlab payg'ambarimiz qachon Abdulloh ibn Maktum kelsa, xush kelibsiz derdi, juda bir yaxshi muomala qilar edi. Hurmat ikrom ko'rsatar edi, yuqoridan joy ko'rsatar edi, hojatlarni ravo qilar edi va mendan o'tgan xatoga Robbimdan itoba bergan muallimim deb qo'yar edi. Ya'ni ko'ringki, Alloh subhanahu va taolo bandalaridan bir xato ish sodir bo'lsa, insonga qanaqa musibat kelsa boshiga, bu qilgan gunoh tufayli kelar ekan. Endi bir odamni qarasangiz, gunohni tinmasdan qilayotganiga qaramasdan, tinmasdan qilayotganiga qaramasdan, ham yo'g'i 5 bo'layotgan bo'lsa, buni yaxshi deb o'ylab bo'lmaydi. Alloh yaxshi ko'rgan bandasidan xato sodir bo'lganda, o'rnida tarbiyasini berib qo'yadi. Tarixga murojaat qilamiz. Yunus alayhissalom qavmini Allohning ruxsatisiz tashlab chiqib ketib, osiy bo'lib xato qiluvdi, Alloh taolo baliqqa yuttirdi. Ya'ni yaxshi ko'rgan bandasidan xato sodir bo'lsa, Alloh o'rnida tarbiya qilib qo'yapti, qaytib takrorlamang deydi. Muhammad alayhissalom bir marta mushriklarni talabiga javob berib, mana bu kambag'al musulmonlarni naraqa qil, biz bular bilan o'tirganda shiddatlardan azob chekyapmiz. Bizga alohida majlis qilib berdi payg'ambarimiz, xo'p deb majlis alohida qilib berdi. Boshqa oyatlar tushdi. Payg'ambarimiz ko'r sahoba kelib, vahiydan o'rgating deb turib, talab qilganda payg'ambarimiz yuzini burib qo'ydi, o'rnida Alloh taolo uzatib qo'yapti. Demak, xulosa. Oyog'ingiz qayrildimi? Ishingiz sindimi? Pulingiz yo'qotdingizmi? Mashinangiz bir joyga, bir o'g'ildimi bir joyga? Birinki Alloh taolo sizni bir qaysidir qilgan xatoingizga shuni mukofot qilib berdi. Yoki pulingizga otib yuborishdimi? Bu qaysidir qilgan xatoimizga bo'ldi, Allohga hamd aytaylik. Chunki o'sha xatoni qilmaslikka Alloh taolo bizga ta'lim beryapti. Makkada Qurayshning azobi qattiq bo'lganda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga Alloh tomonidan izn bo'ldi va hijrat qilishlikka va Abdulloh ibn Maktum hijrat qilgan, Madinaga hijrat qilgan ikkita odamni bittasi bo'ldi birinchi. Bittasi Mus'ab ibn Umayr edi, bittasi Abdulloh ibn Ummu Maktum edi. Yana qaytaraytamiz, bu kishi ikki ko'zi ko'r bo'lgan. Ikki ko'zi ko'r bo'lishiga qaramasdan islomni ustunlardan bo'lishlikka imkoniyat topdi. Ikki ko'zi ko'r hijrat qilyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga ko'chib kelishiga Madinani tayyorlab turgan ikki kishi, bittasi Mus'ab ibn Umayr, bittasi Abdulloh ibn Ummu Maktum radhiyallohu anhu. Ikkiga bo'lindi bu ikkita sahoba. Ikkala joyda Qur'onda ta'lim berib, Qur'on o'rgatishadigan bo'lishdi. Rasululloh Madinaga hijrat qilib ko'chib kelgandan keyin Ummu Maktum va Bilol ibn Raboh radhiyallohu anhu olib payg'ambarimizning muazzinlari bo'lishdi. Biri azon aytsa, Bilol azon aytsa, takbirni Abdulloh aytar edi. Abdulloh azon aytsa, takbirni Bilol aytar edi. Ramazon kechalarida Bilol roziyallohu anhu azon aytar edi qiyomillayga, Abdulloh ibn Ummu Maktum og'izni yopishlikka bombotgan aytardi. Biror marta adashmagan ekan. Ikki ko'zi ko'r kishi qachon azon aytishlik kerak, kunga chiqishiga qarab turib ko'zi ochiqlar ko'radigan narsani Alloh qalbiga joylagan ekanki, ikki ko'zi ko'r bo'lsa biror marta azon adashmagan ekan. Avvalgi davrlarda o'limni eslashlik insonning qalbini tirikligiga hujjat bo'lgan. O'limni eslayotgan odam qalbi uyg'oq bo'lgan. Hozirgi zamonda hayot bilan ovora bo'lishlik insonning qalbini o'limiga ishora qilib turibdi. Qaytarib aytamiz.
Avvalda insanların kalpleri ölümde eslaştığında onlar da triliğe işaret oluyor. Trili oluyor bu adamlar. Hazır. Fakat dünya olan kalbini avara kılıkkenler de kalbi ölüye işaret oluyor. Adamlar var. Triliğe de gözü yumuk oladı. Allah'ı diniden, Allah'ı hidayet eden. Adamlar var. Ölgenden kendi gözü açıladı. Azap görgenden kendi. Ve adamlar var. İki gözü kör oladı. Lekin kalbi açık oladı bunlarda. İnsanlar bu dünyada açık gözü bulan, bu dünyada kendiliğine, yaralığını körerken olsa, Abdullah ibn-i Maktum bu nasanı körmedi. Lekin ahirat fikrini kördü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi ve sellem ve Resulullah dua kılayım, beni gözüm açılsın dedi. Yani duası icabat bulabiliyen zattan közü açışlılığını soruyor yaptı. Kembağarla da kettizin degen defa. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Meneş iki de közü de, iki közü kör bulur. Ahiratta mükafatı köprak alışıydı vadesini kıyandı. Kör buluşu ikiyem razı oldu. Çünkü bu zatlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in vadesiyle Meneş'inde işlenişken. Ular bu ne dünyada nasıya ahiratki anlaştırış var orken bizi çünkümüzde. Özü aslında bu dünyadaki nasiydi, nasiyeydi. Nasiye ne var? Bu işten çıkarılgenlerse. Keçedik günümüz uca nasiye. Yetteki günümüz ne duruptu? Ular bu dünyasını ahirete gelmiştirken kişiler boyan. İki gözü kör boyan, lakin kalbini gözü açık boyan. Gözü açık boyan. Peygamber Aleyhisselam'dan cüde köp ikram kurumatlarını gör. Abdullah ibn-i Maktum. Ve Medine'den bir cöke safakla diyen olsa bir neçe mette peygamberimiz Medine'ye özünü ornege hocayın kurup gitken Medine'ye. Özüge orunbasa kurup gitken. Badr'da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerle bana cenk kıldı ve Allah da Allah yani şu Allah'ın yolda cihat kıyanlarının derecesi uluğ buluşluğunu Kur'an'da nazil kıldı. Şunda Abdullah ibn Maktum iki gözü kör boyandan yığılardı. Parvardigar menge hoşagenlerden üzülünü hem şürü koygen menge hoşagenlerden üzülünü şürü koygen de Allah'dan sorardı. Zeyd ibn Sabit Peygamberimizin vahiy katibi Resulullah'ın huzurunda oturgeni de aytadı Resulullah da dedi sizlerse sonu beni sonum üstü oturgeni de şüphe aldı dedi. Şunda vahiy kep kaldı. Peygamberimiz ayağı beni şunda ezdi ki ayağımı yerizde bunca inasını görmeyen adım. La yastavil qaiduna minel mu'minine vel mucahidine fi sabilillah. Allah diyorlar da cihat kıyken mucahidler bilen çıkmasından oturgenlerde acili hiç kaçan birler bu miydi dedi. Şimdi Abdullah şunu yapıyor. Ya Resulullah biz hakkımızda gözü deme hadi koyun yanda Allah'ı dua kılayım degen de şunda vahiyin hazır oldu. İki gözü kör begen kişi yüreğindeki sadalıkını Allah da Allah ayet bilen savalıkı onunla da cevap veriyor. Allah cevap veriyor Abdullah ibn-i Maktum diye. La yestabil qaiduna minel mu'minine gayre ulil darari. Fakat üzür egeler bundan müstesnadır. İki gözü kör boktur ve üzür var inlemetirse doğru olarak. Lekin Allah da Allah üzür soru yaptı. Gözün kör bana gene menem çıkarsın peygamberin bana. Lekin menge üzüldü şükür dedi yani Allah da Allah labbe dedi. Meneş iki gözü kör bogen, kembeğal bogen sahaban Allah da Allah duasını icabat kıldı. Lekin şunca karamazsan Abdullah ibn-i Maktum Allah'ın yolda bir cihat kılışı ki katli haris kişilerden adı. Ve Ömer hicrette 14. yılı da Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anh'u Fars'a karşı koşun tarttı. Şunda Abdullah ibn-i Maktum hem cengli baslarını kiydi, cihatke çıktı. Ve etti ki, menge bayrağı dışı atıp koyular dedi. Bayrağı dışı atıp koyular, eğer sizler yengilseler hem yengilseler hem ben programım bir cahide. Çünkü kaçıp geçseler, ben kaçamayım ben de. Bayrağı verişti. Ve bana şu, Fars bulan bugün cengde, konge bilengen, lakin Müslümanlar bayrağını kuşağlayan halde şahit buluyorken sahabalar görüştü. Bu zatlar, kembeğalligi, közü körlüğü, fakirliği, muhtaçlığı Allah'a da razı kılıçların tosuna geneken. Çünkü bir de bir tek anı olurken dünyada. Kıyamette varken de Allah Ta'ala da aldı da salal cevabı asan bu işleri. Resulullah bilen cennetten birle bu iş hale gen, dünyada birle bu iş hale gendi. Allah Ta'ala olurken bana şu niyetleri sadılık için mükafatlarına ata etti. Allah Subhanehu ve Ta'ala Abdullah ibn-i Maktum'u ahiretine abartı kendisin. Ve siz bilen bizi şu sahabalarla birlikte cennette oturuşuyla hamamız genel sıfır yemesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.